Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'den bir son dakika gelişmesi var. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle çocuk sahibi olacak olan insanları çok yakından ilgilendiriyor. İngiltere'de hükümet doğacak bebeklerde sağlık sorunlarını önlemek amacıyla unlara, unun içerisine folik asit katılacağını açıkladı. BBC'nin haberine göre uzmanların gebeliğin 12. haftasına kadar folik asit vitamini kullanılması önerisinin çoğunlukla uygulanmaması üzerine İngiliz hükümeti harekete geçti. Ayrık omurga hastalığı olarak da bilinen spina bifida'ya karşı koruma sağlayabilen B vitamininin bir türevi olan folik asit vitamininin unlara koyulacağı, ekleneceği ifade edildi. Söz konusu uygulamanın yılda 200'e kadar doğum kusurunu önleyebileceği tahmin ediliyor. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada spina bifida gibi sağlık sorunlarının önlenmesiyle hastanede tedaviye ihtiyaç duyacakların sayısının da azalacağını söyledi. Una folik asit katan 80'den fazla ülkenin arasında yer alan Avustralya'da nörel tip kusurlarının %14'e düştüğü de belirtildi. Spina bifida ve beyni etkileyen nörel tüp bozukluklarının Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1000 hamileyi etkilediği açıklandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da folik asit eklenen unların anne karnındaki bebek gelişimini iyileştirebileceği ve yetişkinlerin sağlığını güçlendirmeye yardımcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Evet değerli izleyicilerimiz, önemli bir açıklama folik asitle ilgili olarak. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere İngiltere Avrupa Birliği'nden Brexit ile ayrılmıştı. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Gelinen noktada ekonomik olarak da İngiltere'nin bu işten ciddi anlamda etkilendiği, ama ben İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını destekleyen biri olarak tabii ki bu tür sıkıntıların da olabileceğini daha önce ifade etmiştim. Ama bunların hepsi gelip geçici. Şu anda İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısı da Brexit öncesine göre yaklaşık 200 bin civarında azaldığı açıklandı. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre 2020'de bir yıl içinde İngiltere'de AB vatandaşlarının sayısı 3.7 milyondan 3.5 milyona düştü. Şu anki nüfusu yaklaşık 67 milyon olduğu tahmin edilen İngiltere'de Polonyalılar 738 bin kişiyle en yaygın yabancı grubu oluşturuyor. Onları sırasıyla Romanyalılar, İrlandalılar, Hintliler ve İtalyanlar takip ediyor. Londra ise İngiltere'de doğmamış ve İngiliz olmayan insanların en fazla bulunduğu bölge olarak kayıtlara geçmiş durumda. İngiltere doğumlu olmayanlar Londra nüfusunun %37'sini, İngiliz olmayanlar ise %22'sini oluşturuyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gibi faktörlerin yanı sıra yeni tip koronavirüs salgınının da İngiltere'de yaşayan yabancıların davranışlarını ve kararlarını etkilemiş olabileceğine işaret ediyor. Şimdi bakın değerli izleyiciler, bu haber bize şunu anlatıyor. İngiltere gibi süper bir güç Avrupa Birliği'nin geleceğinin olmadığını bizlere gösterdi. Avrupa Birliği şu anda düşe kalka bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin güçlü ülkeleri Almanya, Fransa, İspanya gibi hem de ekonomik olarak güçlü olan ülkeleri sayesinde ayakta duruyor. Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı her ne kadar ekonomikmiş gibi görünse de Avrupa Birliği gerek Amerika'ya karşı gerekse Rusya'ya karşı kendisini koruyabilmek, daha güçlü durabilmek için kurulan bir örgüt. Önce Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak kuruldu, ardından da Avrupa Birliği'ne dönüştürüldü. Ekonomikmiş gibi gösterilip Rusya korkusundan ve Amerika Birleşik Devletleri korkusundan ayakta kalmaya çalışıyor Avrupa Birliği. Bana soracak olursanız mevcut yapı içerisinde Avrupa Birliği'nin daha uzun yıllar ayakta kalabilmesi maalesef pek mümkün görünmüyor. Özellikle Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız bu durumu daha da iyi gözlemliyor. Sadece bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mesela geçmişe göre kıyasladığımızda ekonomik olarak her geçen gün iyiye mi gidiyoruz yoksa kötüye mi gidiyoruz? Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan insanların bunu değerlendirdiğinde vereceği cevap şu: evet, kötüye gidiyoruz. Bu sürdürülebilir bir ekonomi değil arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin geri kalmış ülkeleri ya da ekonomik olarak geride olan ülkeler, işte Romanya, Bulgaristan, Estonya, Moldova vesaire gibi ülkeler, Ukrayna gibi ülkeler, hani tam üye olmasalar da Avrupa Birliği'nin göbeğinde bulunan bu ülkelerin
Avrupa Birliği'ne olan yükü her geçen gün daha da artıyor, artacak. İngiltere o nedenle bana göre çok doğru bir karar aldı ve Avrupa Birliği'nden çıkarak kendi geleceğine yön verdi. Göreceksiniz, önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği içerisinde ekonomik gücü yüksek olanlar daha çok konuşmaya başlayacak ve artık yeter diyecek. Bizi Almanya'dan ya da Fransa'dan izleyen vatandaşlarıma yine bir soru sormak istiyorum. Mark dönemi mi, bu dönem mi? Fransa'dan izleyenlere Frank dönemi mi, yoksa bu dönem mi? Lütfen sorulara cevaplarınızı aşağıdaki videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ben söyleyeyim, ben kendi cevabımı: evet Mark dönemi, evet Frank dönemi. Avrupa Birliği'nde şu anda sosyal yardımlar olmasa vatandaşın geçinebilmesi, ay sonunu getirebilmesi, çoluk çocuğunun zorunlu olan mutfak ihtiyacını giderebilmesi, karşılayabilmesi çok zor. Emekliler Avrupa'nın hangi ülkesi olursa olsun eğer sosyal yardımlar olmasa geçinme şansı çok zor. Maalesef tablo bu arkadaşlar. Sosyal yardım dilencisi haline getirilen bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız. Vatandaşını sosyal yardım dilencisi haline getirdi. Tablo bu. Maalesef arkadaşlar. Şimdi gidişat ne peki? Nereye gidiyoruz? Söyleyeyim ben size. Avrupa Birliği içerisinde ülkelerin birbirleri arasında sorunlar artmaya devam edecek. Avrupa Birliği Konseyi'nde, Avrupa Birliği Meclisi'nde karar almak neredeyse imkansız hale gelecek. Bakın, pandemi başladığında bu ülkeler havaalanlarında birbirlerinin maskelerini çaldılar. Evet, birbirlerinin maskelerini çaldılar. Düşünebiliyor musunuz? Koca Avrupa ülkeleri diyoruz, değil mi? Birbirlerine düştüler. Birbirleriyle kavga ettiler. Ha, nerede Avrupa Birliği? Hani birlik? Hani ortak hareket etme? Avrupa Birliği içerisinde ortak hareket edebilecek bir karar almak o kadar zor bir şey ki anlatamam size. Çok zor. Şimdi baktığımızda İngiltere gerçekten çok doğru bir karar vererek Avrupa Birliği'nden ayrıldığını ilan etti. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda da Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülke. Bana göre de Avrupa Birliği'ne Türkiye girmeli ama Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Her zaman kapıda bekletecekler. Aman kovmayalım, aman içeri almayalım, kapıda beklesin diyecekler. 60 yıldır Türkiye kadar bekleyen ve Türkiye kadar önüne şart konulan başka bir ülke yok arkadaşlar. Bizimle dalga geçiyorlar. Aman Türkiye'ye göçmenlere iyi baksın. Aman Türkiye şunu yapsın. Aman Türkiye bunu yapsın. Aman bu terör sevicileri, PKK yandaşlarına şunu yapsın. Aman bunu yapsın diye arkadaşlar 60 yılı tamamladılar. Bir 60 yıl sonra daha bekliyorlar herhalde. 60 yıl sonra Avrupa Birliği diye bir kavram kalmayacak zaten. Türkiye'nin önüne 54 tane madde konuldu. Dediler ki bu maddeleri yerine getirin. Türkiye 52'sini gerçekleştirdi. Bu gerçekleştirmedikleri 2 tane madde terör örgütleriyle ilgili. Bunları biz yapamayız dedi. 52 tane maddeyi istediler. Biz bunların hepsini tek tek yasalaştırdık. Ona rağmen Türkiye'yi şimdi Avrupa Birliği üyelik statüsünü düşürdüler. Sıfıra düşürdüler arkadaşlar. Artık Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme şansı kalmadı. Bitti, sıfır. Yok. Ama ben hep anlatıyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok kolay. Çok kolay. Formül şu. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon mülteci var. Açacaksın kapıları. Yolunuz açık olsun diyeceksin. İlk hedef Almanya'yı göstereceksin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İstediğin kadar sınırlara duvarlar ör. İstediğin kadar tel örgüler. Yunanistan'dan bahsediyorum. İstediğin kadar kamplar kur. Hiçbir anlamı yok. 10 milyonun insanın önünde duracak bir güç yok arkadaşlar. Yok. Avrupa Birliği gelecek diyecek ki ya biz zaten Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz. Şu sınırları bir kapat diyecekler. Türkiye diyecek ki sen hele bir bize bir vize serbestliği, serbest dolaşım hakkını ver, sonra da bize al diyecekler. Türkiye birazcık kapatacak kapıları, yavaşlayacak. Sonra diyecekler ki tam üye yaptık sizi diyecekler. Ondan sonra kapıyı mı kapatıyor? Ne yapıyorsan yap. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin başka yolu, yöntemi yok. Hani bir laf var ya, ağzınla kuş tutsan dahi seni Avrupa Birliği'ne almazlar. Almayacaklar.
açık açık söylüyorlar zaten. Hani sakladıkları bir durum da yok ki. Biz anlamıyoruz herhalde. Formül bu arkadaşlar. Bu göçmen olayı Avrupa Birliği'ni ciddi anlamda etkileyen en büyük korkuları bu. Avrupa Birliği'nin en büyük korkusu bu. Kapıyı açacaksın. Yolunuz açık olsun diyeceksin. Ne diyorum? Arkalarından su falan dökmeyeceksin ki bir daha geri gelmesinler Türkiye'ye. Almanya sizi bekliyor, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika sizi bekliyor diye bunlara yolu vereceksin, gidecekler. Zaten Türkiye'de artık yer yok, iş yok, güç yok. Onların hedefi de zaten Türkiye'de kalmak falan değil ki. Türkiye'yi bir geçiş ülkesi olarak kullanıyorlar. Bir gün Almanya'ya, Fransa'ya ya da diğer Avrupa ülkelerine giderim diye bekliyorlar zaten. Demokrasi, insan hakları diyorlar ya, bu adamların, bu göçmenlerin ülkelerini karıştırdılar, savaşlar çıkardılar, bu insanları yollara düşürdüler. Durduk yere kim evini, yurdunu, vatanını, akrabasını, sevdiğini bırakır arkadaşlar? Kim göçmen olur, kim mülteci olur durduk yere? Keyiften mi oluyorlar bu insanlar? Ekmek yok, aş yok, her şeyini elinden almışsın, savaş çıkarmışsın. Türkiye'nin yapması gereken bu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girecek başka formülü, yöntemi hiçbir şey yok. Hepsi boş. Hepsi boş. Yapacağı tek bir şey var. Açacak kapıları, Allah selamet versin diyecek. Allah yolunuzu açık etsin, ayağınıza taş değdirmesin diyecek. Avrupa'nın içlerine salacak 10 milyon adamı. Bu kadar. Kapılar açıldı diye gazetelerde iki tane haber çıkartacaksın. Televizyonlarda Türkiye artık kapıları açtı, ilgilendirmiyor diyeceksin. Avrupa Birliği hemen Türkiye'ye koşarak gelir. Sizi seviyoruz. Siz bizim en büyük müttefikimizsiniz. Aman ne olursunuz kapıları kapatın. Türkiye diyecek. Dur, öyle yok. Sen şu serbest dolaşımı bir ver bakalım. Verdin mi? Arkadaşlar, bırak 10 milyonu. 1 milyon insan Yunanistan'a giderse Yunanistan batar. Nüfusu ne ki Yunanistan'ın? Bırak 10 milyonu. Yunanistan üzerinden İpsala'dan göndereceksin bunları. Hadi diyeceksin, yol burası, istikamet burası. Yanlarına da yiyecek içecek vereceksin. Yolda aman geri meri dönerler, Allah korusun. Hadi diyeceksin. Türkiye'nin yapması gereken bu zaten. Ekonomisiz kardeşim bu kadar insanı kaldıracak halde mi? Yanlış anlamayın, ben ırkçılık falan yapmıyorum. Türkiye'nin ekonomisi belli. Türkiye Almanya değil ki. İş versin, aş versin, ev versin, yurt versin, eğitim versin bunları. Yok kardeşim. Türkiye kendi insanına zor bakıyor. Hiç böyle havalara girmeye, biz süper gücüz falan demeye gerek yok. Ha, eski Türkiye değiliz ama kardeşim, Türkiye'de bir Almanya değil, bir Fransa değil, bir İspanya değil. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Bizim etimiz ne, budumuz da, önce kendi halimize bakacağız. Önce evin içerisindekini doyuracağız. Sonra dışarıdakini doyururuz. Evin içindeki aç. Sen kalkmışsın, dışarıdakini doyurmaya çalışıyorsun. Olur mu? Vicdani değil, ahlaki değil, dini değil. Hadi bakalım diyeceksin. Türkiye'nin başka bir yolu, yöntemi yok.